Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü video görselde pat pat şaf mafzalı değişimini yapacağız. Bakın boşluğa rampa yukarı rampa aşağı sesler yapar. Eğer zamanında vaktinde değişmezse bu parçaları kırabiliyor. Yani bunu çöpe atabiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi mafzalın yataklarında sallanma var. Bu sebeple mafzal oldukça kolay takılabilir. Bak bu da oynamış, bu da sadece bu taraf sıkıntı, sıkı olmuş. Bu mafzalı değiştirmek kolay olacak, sizlerle paylaşacağım. Ama daha sıkı mafzallar oluyor, daha zor değişenler oluyor. Tabii onları da paylaşırım nasıl yaptığımı. Hadi iyi seyirler dilerim. Bu ara videoya başlamadan önce YouTube kanalımdan takip etmeyi, paylaşmayı, beğeni yapmayı da unutmayalım. Arada sırada böyle isteğim oluyor sizden. İnşallah fazla bir şey istememişimdir. Şöyle bir lokma koyarım altına, lokmayı mafzalın şeyinden, pistonundan geniş olmalı. Pasakları görüyorsunuz, yağı bitmiş, dağıtmaya başlamış. Bu taraf dağılmamış ama diğerlerinde bakın burada hiç yok parça. Diğer yandan hangisi dağılmıştı? Bunlar dağılmış. Bunların içinde bilye topları yoktur abi bunlardan. Bir deneyelim bunu da. Dikleri taktık bu dikleri. Ne şunlardan hiç kalmamış, misketlerden neyse bunların adı hiç kalmamış. Burada ileri zamanda kırma yapabiliyor bunu, yani buraları kırabiliyor, aşındırabiliyor. Zamanında değiştirmesi gerekiyor, abimiz de zamanında gelmiş zaten.
Bak. Şimdi maftal takarken gratürün iğnesi olan maftal takacağı daha öncekilerde de oluyordu ama gratürün iğnesi yanlış yerde oluyordu. Burada olduğu için gres pompasının ucu sığmıyordu ama bunları gratürlükleri ise kapağına takmışlar, daha kolay vuruluyor bu şekilde. Eğer gratürlük hiç yoksa burayı delip paftayla kılavuz açıp bu şekilde de takabilirsiniz. Yani gratörlüğü olmayan maftallara gratörlük yapabilirsiniz. Çok kolay geçti çünkü yatakları büyümüş, bunlar yatakları. Şunu ileri itelim böyle geleceğe kadar. Ondan sonra bu içindeki pimler dönmeden takabilmek lazım. Eğer dönerse segmanları takamazsınız. Şu segmanları. Şu top dönerse, eğer bu kısmına gelirse, bu top böyle buraya yatıp kalırsa, dönerse takamazsınız. Tekrar sökmek zorunda kalırsınız. Hele ki böyle kolay sökülmüyorsa maftalınız çöp bile olabilir sökmeye çalışırken.
Evet arkadaşlar, böylece sizlerle beraber şaftmaf telini taktık. Greslerimesini de yaptık. Şuradaki gresleri silelim. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.